Deri ve zührevi hastalıkları uzmanı Doktor Lütfiye Çoban, piyasada satılan çok çeşitli faktörler içeren güneş koruyucular olduğunu belirterek, güneş koruyucu alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi. Hem ultraviyole A hem de ultraviyole B'ye karşı UVA, UVB filtreli diye yazar üzerinde her ikisine karşı korumasının olmasına lütfen dikkat edelim. Koruma faktörü olarak da yaz dönemi Antalya gibi çok güneşli yerlerde 15 faktörün üstünde mutlaka olmasına gayret edelim. 30 faktörden sonraki koruma faktörlerinin koruyuculuğu oldukça güzel ama 30'la örneğin bir 60 faktörün arasındaki koruma gücü arasında çok büyük uçurumlar yok. Doktor Çoban, güneş kremlerinin güneş temastan en az 15 dakika önce sürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Hiçbir koruyucu %100 bir koruma sağlamaz. Bu asla unutulmamalı. Suya girip çıktıktan sonra suya dayanıklı güneş koruyucuların bile etkinliğinde bir miktar azalma olur. O nedenle denize havuza girip çıktıktan sonra tatlı suyla durulanıp ardından güneş koruyucu krem yenilenmeli. Gölgedeyken de dahi güneş ışınlarına maruz kaldığımız konusunda uyaran Doktor Lütfiye Çoban, özellikle deniz kenarındaysanız mutlaka güneş koruyucunuzu sürmeniz gerektiğini söyledi. Gölgede olsanız, şemsiye altında olsanız dahi güneşten tamamen korunuyorsunuz anlamına gelmez. Çünkü çevreden yansıyıp gelen, denizin yüzeyinden, kumlardan yansıyıp gelen ışınlara da maruz kalırsınız. Çoğu hasta şaşırır, ben gölgedeydim ama gene yandım şeklinde. Yansıyıp gelen ışınlar da önemli. Buna da dikkat edilmesi faydalı olur.